Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekili, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarımız ve salonda bulunan Türk Milliyetçiliği davasına sıcak bakan, gönül veren bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun tekrar. Bu güzel sabah buluşmasında çok uzun siyasi değerlendirmeler yapmak için şeyine aykırı. 3-5 cümleyle mevcut durumu ifade edebiliyorum. 7 Haziran'ı hep beraber yaşadık. 80 milletvekiliyle meclise gittik. 80 milletvekiliyle meclise gittiğimiz gün gördük ki Türkiye fiilen bölünmüş. Diyarbakır'da sadece memur oylarıyla AKP bir milletvekili çıkarabilmiş. Van'da sadece memur oylarıyla AKP bir milletvekili çıkarabilmiş. Güneydoğu elimizde kaymış gitmiş. Genel başkanımız dediler ki, ey çözümcüler, yani AKP'liler, CHP'liler, HDP'liler, %83 oy aldınız, 470'te milletvekili aldınız. Buyurun çözün şu işi. Çözmüyorsanız devletin çözdüğü gibi çözün. Genel başkanımızın ısrarıyla İçişleri'ye vardı. O çözüm sürecinde ifade ettiklerini herkes tabir yerindeyse yalamak zorunda kaldı. Tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar ve devletliğini Güneydoğu'da göstermeye başladı. O süreçte dediler ki siz hayırcısınız, evet hayırcıyız. Bize iki teklif gelmişti o 80 milletvekiliyle. Bir, HDP, CHP, MHP hükümet olun. Kim diyordu? Kılıçdaroğlu. Genel başkanım dedi ki ben bunu kendime hakaret sayarım. HDP'le beraber aynı hükümette yer almayı. HDP'li hükümetin başı olmayı da hakaret sayarım. İkinci teklif kimle geldi? Düşük Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ne diyordu bize? Diyordu ki gelin, 3 bakan siz verin. 3 bakan CHP versin, HDP versin, 5 bakan CHP versin. Şu seçime doğru gidelim. Elbette o hengame arasında kendimizi doğru anlatmasak bile ben de o süreçte hayırda hayır var diyenlerden biriyim. Elbette Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında da olsa, Devlet Bey'in başkanlığında da olsa Türk devletine dikilenlerle beraber aynı hükümette olma şansımız yok. Ama hepiniz bilirsiniz ki biz başbuğ döneminde de aynı sıkıntıyla karşılaştık. 91 yılında Leyla Zana 22 milletvekiliyle CHP'nin listesinde, o zaman Erdem Bilgin'in başında olduğu CHP'nin listesinde meclise girdiğinde Demirel'in hükümetinde bakanlık alıyorlardı bunlar. Başbuğumuz dediler ki Demirel'e hükümeti kur ama bunları bakan yapma. Demirel'e başbuğumuza açığı nasıl kapatacağım diye sorduğunda başbuğumuzu açığı ben kapatırım dedi. 19 milletvekilimiz vardı. Allah bildiği gibi yaptın. Turgut Özal o zaman cemaatler ve tarikatlar üzerinde bize bir manevra yaptı. 6 milletvekilimiz çekti gitti biliyorsunuz. 91 yılında. Ama biz kalan 13 milletvekilimizle biliyorsunuz bunların bakan yapılmasına müsaade etmedik. 2, bunların milletvekilliklerini düşürdük. 3, bunların yargılanmasını sağladık. 4, 12 tanesinin de örgüt üyesi olmaktan ceza almasını sağladı. Sonuçta ne yaptık? Türkiye'ye bir 30 yıl zaman kazandı. 2015 7 Haziran'ın sonrası yaptığımız şey de öyle bir şey. Ne yaptık? Bugün başbuğun 91'de yaptığının, 91, 92, 93, 94'te yaptığının Türkiye'ye kazandırdığı 30 yılın aynısını bugün yaptık. Dün Devlet Bey gidip ifade verirken birileri diyordu ki kimse bizi alamaz. Sırtımızı örgüte dayadık. Gecede polis kapıya dayandığında yetişin kapılarımızı kırıyorlar diyorlardı. Kim diyordu? Selahattin Demirtaş diyordu. Kimdi o Selahattin Demirtaş? Pardon. 7 Haziran sürecinde bağlama organı diye televizyona çıkarılıp bağlama çaldırılan adamdı. Evet, Türkiye devleti bizim ısrarımızla, bizim gücümüzle devlet devletliğini gösterecek.
sonra 40 milletvekili kaybettik. 91'de milletvekillerinin 3'te 1'ini kaybeden Milliyetçi Hareket Milliyetçi Çalışma Partisi 2015 seçimlerinde milletvekillerinin yarısını kaybetti ama Türkiye'ye kaybettirmedi. Sonra bir 15 Temmuz'da karşılaştık. 15 Temmuz'u buradaki insanların hepsiyle beraber yaşadık. Ne yapıldı o gece? Başbakanımız Ilgaz'da işi tünelde idare etmeye kalktı. Cumhurbaşkanımız gökte uçakla idare etmeye kalktı. Yerde ve Ankara'da Milliyetçi Hareket'in genel başkanı vardı. Burada yanınızda olan, bugün bu salonu şereflendiren milletvekili arkadaşlarımız vardı. Ve meşhur bir fizikçi Galileo deyimiyle, Galileo der ki, manivelayı dayayacağım noktayı gösterin, dünyayı yerinde oynatayım. Türkiye'de milli güçler, yani silahlı kuvvetler ve polis güçleri darbe ile karşılaştıkları zaman ilk anda silahımızı mı teslim edelim ya da dağ mı çıkalım diye düşünürlerken genel başkanımızın 10-13 geçe yayınlamış olduğu açıklamayla, yani bu darbe ve istila hareketine müsaade etmeyeceğiz açıklamasıyla beraber Türk silahlı kuvvetleri gereğini yapmıştır. Şimdi bizim burada AKP'ye yazacak bakan arkadaşlarım varsa kırılmasınlar. Darbe Cumhurbaşkanı televizyona çıkmadan zaten bitirilmişti. Darbenin simge isimlerinden Ömer Halit Demir biliyorsunuz. O özel kuvvetleri basmaya gelen Semih Terzi'nin kafasına sıkan adam. Semih Terzi'nin kafasına sıkıldığı zaman ne başbakanımızdan ne cumhurbaşkanımızdan haber vardı. Kimden emir aldı? Özel kuvvetler komutanı Zeki Aksakallı'dan aldı. Zeki Aksakallı hangi güce dayanarak, hangi kayaya sırtını vererek o emri verdi? Milliyetçi Hareket'in genel başkanı Devlet Bahçeli'ye sırtını vererek o kayaya yaslanarak gereken emri verdi. Bu İstanbul 1. Ordu'da da böyle oldu. Türkiye'de milli güçlerin etkili olduğu her yerde öyle oldu. Cumhurbaşkanımız meydana indiğinde hepiniz çoğunuz ayaktaydınız. Cumhurbaşkanımız meydana indiğinde havaalanında tanklar çekilmişti. Cumhurbaşkanımız meydana indiğinde Çankaya'da tanklar çekilmişti. Cumhurbaşkanımız meydana indiğinde İstanbul Emniyeti'nin önünde bulunan tankların hepsi geriye çekilmişti. Özetle diyorum ki, bazıları diyor ki Devlet Bey o gece ey ülkücüler sokaklara çıkmayın. Evet, genel başkan işi o anlamda karıştırmayın anlamında bize söyledi. Doğru da söylemiş. Genel başkan Semih Terzi ile uğraşması gerekenin Erdem Karakoç ya da Atilla Kaya değil. Özel kuvvetlerdeki güçler olduğunun farkında. Bu işle baş etmesi gereken gücün hangi güç olduğunun farkında. Devlet adamının gereğini yapmıştır. Gereğiyle de Türkiye'yi ipten almıştır. Bugün geldiğimiz durumda 15 Temmuz gecesinde fiili bir durum olmuş. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı diyor ki ben 15 Temmuz sonrası artık eski Tayyip Erdoğan değilim diyor. Ve bugün gele gele en son söylediği söz neydi? Bizim de Turan mefkulemiz var diyecek çizgiye geldi. Evet, biz AKP'ye, CHP'ye, HDP'ye, herkese önce şu çözüm sürecini çöplüğü atın da gelin demiştik. Çöplüğü atıp gelen kim oldu? İktidar oldu. O çöplüğü atıp gelen iktidarla bugün Türkiye'nin yeniden yapılanması ile ilgili kendimize göre bir yol haritası çizdim. Bugün buradaki arkadaşlara soruyorum. Türkiye'nin ağır meseleleri var. Her ne kadar bir takım CHP'li kardeşlerimiz ve HDP'liler siz uyduruyorsunuz, böyle meselesi yok deseler de Türkiye'nin ağır meseleleri var. Bölücülük meselesi var, koridor meselesi var, Türkmen meselesi var. Ekonomideki durum olumsuz yönde almış başını gidiyor. Bunlara devlet olarak dik durarak cevap vermek lazım. Biz MHP olarak 40 milletvekiliyle iki tür şey yapabiliriz. Ya kendi köşemize çekilip kim ne yapıyorsa yapsın deriz. Ya da inisiyatifi alırız. İnisiyatifi aldığımız zaman ne yaparız? Herhalde HDP'le beraber hareket edecek halimiz yok.
CHP ile sayımız yetmez. Çünkü MHP artı CHP'nin milletvekili sayısı 176. 3 yıl sonrasını bekleyelim, 2019'da tek başımıza iktidar olalım dersek inandırıcı olmayız. O zaman kendi köşemize çekilip oturmayacağımıza göre de yapacağımız belli. Yapacağımız ne? Yapacağımız mevcut iktidarla beraber 15 Temmuz gecesi oluşmuş olan dayanışmayı güçlendirerek Türkiye'nin meseleleri üzerine süratle gitmek. Bu meselelerden bir tanesi de bildiğiniz işte Cumhurbaşkanlığı meselesi. Fiilen biz dün Fethullah Gülen'e söylediğimizi bugün Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz. Dün Fethullah Gülen'e ne söyledik? Burada bir şeyler oluyor. Kanunsuz şeyler oluyor. Ya gel başına geç ya da bu işleri askıya al dediğimizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes bize hakaret etmiş. YouTube'lara girerseniz her bakanın tek tek devlet peye söyledikleri görürsünüz. Ama biz ısrar ettik ve doğruluğumuz zaman içinde daha iyi anlaşıldı. Bugün de Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki bugün yapılan şeyler belli. Nedir? Anayasa çiğneniyor. Bu anayasa çiğnenirse çiğneyenlerin hiç sonu iyi olmamıştır. Anayasayı çiğneyenler tarihimiz boyunca biz anayasanı yapıya geçtiğimiz günden beri sonunda krizle, kaosla, darbeyle karşı karşıya kalmışlardır. O zaman ülkemizin krize, kaosa, darbeye maruz kalmasını istemiyorsak yapacağımız şey belli. Yapacağımız gelin bunu millet meclisine çözelim. Gelin bunu millete giderek çözelim diyoruz. Kim karşı çıkıyor? O cezaevinde tutuklanan Balıkör karşı çıkıyor. Kim karşı çıkıyor? Sayık Böke diye bir kadın karşı çıkıyor. CHP'nin milletvekili. Bir de bizim bir takım daha kongreye takılmış kardeşlerimiz de bazen böyle bir işlere karşı çıkıyorlar. Devlet Bey ne yapıyor? Baş başa bağlı, baş Allah'a bağlı. Baş başa bağlı, baş Allah'a bağlı. Devlet Bey ne yapıyorsa biz ülkücüler elbette inanıyoruz. Elbette görüyoruz. 10 aydır bu başkanlık konuşulduğu zaman ne diyorlardı? Anayasanın ilk 4 maddesi değişecek. Sonra Türkiye eyaletlere bölünecek. Sonra iki partili sisteme geçecek. Bir tarafta %70'de AKP, bir %30'da CHP. Sonuçta neyi gördük? Sonuçta gördük ki anayasanın ilk 4 maddesine kimse cesaret edemez. Dokunmaya cesaret edemez. Görüldü. Başbakanın ağzında da gördük, Cumhurbaşkanı'nın ağzında da gördük. Türkiye'de eyaletleşmeye müsaade edilemez. Çözüm sürecinde başlatılmış olan Mardin'in, Diyarbakır'ın, Van'ın büyük şehir yapılarak tabiri yerindeyse ondan ötesinin Türkiye'den kopartıldığı bir fotoğrafın şimdi canını okuyacağız. Üçüncü mesele neydi? Arada MHP kaynayabilir mi? Hayır, MHP kaynamaz. MHP çok daha güçlü çıkacak. MHP özellikle kendine yakın olan seçmenin, çeşitli partilere kaymış olan seçmenin tekrar kendi partisine döndüğü sürece şükrü yaşıyor. Biri diyor ki efendim daraltılmış bölgeyle, dar bölgeyle MHP hiçbir yerde doğru düz vekil çıkaramaz. Dar bölgeye geçeceğini kim söylüyor ki? Burada ne çıkar arkadaşlar, ses olsun söyleyeyim. Burada Devlet Bahçeli'nin mutabık kaldığı bir metinde Allah'ın izniyle Türkiye'nin bütünlüğü çıkar, Türk varlığının güçlendirilmesi çıkar, Türkiye ortak olmak isteyenlerin hesabının boşa çıkması çıkar. Hiç kimse burada Türk varlığını tartışamaz. Hiç kimse bu coğrafyada nasıl Allah'ın ortağı yoksa Türk milletinin de ortağı yoktu. Yani eyaletleşmeye müsaade etmez. Burası Amerika değil. Amerika'da partilerin önemi olmayabilir. Onun FBI'si var, CIA'si var, Pentagon'u var, dışişleri var. Bizim sadece partilerimiz var. Kurumsal yapı olarak partilerimiz var. Bu partilerin zaafa uğratılacağı hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Allah'ın izniyle de şu işte alnımızın akıyla çıkacağız. Yeni ufuklara doğru, başlığımızın yeni ufuklara doğru sözünde olduğu gibi yelken açacağız. Hep beraber
Milliyetçi hareketin iktidara nasıl yürüdüğünü Türkiye görecek. Çünkü karşımızdaki iktidar partisi bugün çözülme sürecine girmiştir. Çözülme sürecine giren bir partinin yeri bu %70'e varan bize yakın kendisinden seçmenin akacağı mecra belli olmuştur. Akacağı mecra Milliyetçi Hareket'in genel başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin başında olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yarınlarda hep beraber omuz omuza milliyetçi Türkiye'yi inşa etme konusunda buradaki arkadaşlarımın, bu işi düzenleyen, bu işin düzenlemesini yapan arkadaşlarımın zaten bu işlere bizden daha fazla yatkın olduklarını, katkı verdiklerini biliyor. Bunlarla beraber yürüyüşümüzün kutlu bir yürüyüş olduğunu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Evet.